Merhaba arkadaşlar, çalışma sorularımıza 3. ünite ile devam ediyoruz. 1. sorumuz, cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Buradaki parantezimizi kaldırırsak ve eksiyi dağıtırsak arkadaşlar, eksi 6x, eksi 4x, artı 3 olacak. İşlemi devam ettiriyoruz. 6x, eksi 4x, bakın buradan eksi 10x olur, artı 3 olur. Cevabımız A. 2. Cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Burada çarpma işlemimiz var ve bunu parantezin içine dağıtıyoruz arkadaşlar. 4 çarpı 2x buradan 8x olur. Artı 4 çarpı 5y buradan 20y olur. Ve eksi arkadaşlar burada 4 kere 3 12. Seçeneklerde D şıkkında var. Cevabımız D. 3. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki çarpma işlemlerimizi parantezin içine dağıtıyoruz ve bu şekilde yapıyoruz. 4 çarpı 3a buradan 12a çıkar. Artı 4 çarpı 3b 12b olur. Ve 4 ile eksi 3'ü çarparsak eksi 12 olur. Çünkü pozitif ile negatifin çarpımı negatif. İşlemimize devam ediyoruz. Eksi 3 çarpı 3a buradan eksi 9a arkadaşlar. Burada eksi 3 olduğu için, eksi b olduğu için negatif ile negatifin çarpımı pozitiftir. Artı 3b olacak. Yine bakın burada negatif, burada da negatif. O yüzden sonuç pozitif. Yani 3 ile 4'ü çarpıyoruz. Artı 12 diyoruz. Buradaki eksi 12 ile artı 12 birbirini sıfır yapar. 12a'dan 9a çıkarsa bakın eksi 9a 3a kalır. 12b burada var. Artı 3b de burada var. 15b. Cevabımız A şıkkı. 4. Her birinin uzunluğu x artı 2 cm'ye eşit olan şekil 1'deki 3 boru 5 cm'lik kısımlarından şekil 2'deki gibi iç içe geçirilmiştir. Buna göre şekil 2'deki borunun santimetre cinsinden uzunluğu cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki borularımız iç içe geçtiğinde bakın 5 cm buradan gitmiş. 5 santim de buradan gitmiş. Şurası arkadaşlar toplamda birinci borumuz x artı 2. Bakın şurası da x artı 2 idi. Burası da arkadaşlar x artı 2 olacak. Yalnız dikkat edersek burada arkadaşlar şuradaki x artı 2'mizden 5 santim buradan gitmiş. 5 santim de buradan gitmiş. O yüzden buraya x artı 2 10 santimi çıkarıyoruz arkadaşlar. Şuradaki kalan kısmımız x eksi 8 olur. Yani şurası arkadaşlar x eksi 8. Şuraya yazalım. Şimdi x artı 2'miz bakın buraya kadar. Yani şurası. Aynı şekilde burası da arkadaşlar x artı 2. Ve x eksi 8'i topluyoruz. Yani işlemimizin sonucu şu şekilde. X artı 2 artı x eksi 8 artı x artı 2. Toplam borumuzun uzunluğu bu. 3 tane x'imiz var. 3x. Burada bakın 2, 2 daha 4. Eksi 8 var. Geriye eksi 4 kalır. Cevabımız D şıkkı. 5. Bir sayının 5 fazlasının 3 katının 4 eksiğinin yarısı 10'a eşittir. Sözel ifadesindeki sayı x olduğuna göre bu ifadeye uygun denklem aşağıdakilerden hangisidir? Bir sayımız bize x olarak verilmiş. 5 fazlasının 3 katı diyor. 5 fazlası artı 5 demek. Bunun 3 katı da 3 ile çarpmak demek. Bakın 5 fazlasının 3 katı. Ve bunun da 4 eksi, eksi 4'ü çıkarıyoruz. Bunun yarısı demiş. Yarısı demek 2'ye bölmek demek. Kaça eşitmiş? 10'a. Seçeneklere bakıyoruz. A. 6. Kuralı 6n eksi 3 ile verilen sayı örüntüsünün 8. terimi kaçtır? 8. terimi bulmak için n gördüğümüz yere 8 yazıyoruz. 6 çarpı 8 eksi 3. 6 kere 8 48. 3'ü çıkarırsak 45. Cevabımız C. 7. Verilen şekil örüntüsünde adım sayısı ile çizgi sayısı arasındaki ilişkinin cebirsel kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Birinci adım için n gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 5 kere 1 5, 1 daha 6. Bakın uymadı arkadaşlar. Buradaki çizgi sayımız 5. B için bakıyorum. 1 yazıyorum. 4 kere 1 4, 1 daha
5. Birinci adım için uydu. İkinci adım için deniyorum. Buraya 2 yazıyorum. 4 kere 2 8. 1 daha 9. Bu da uydu. Üçüncü adım için 3 yazıyorum. 4 kere 3 12. 1 daha 13. Bu da uydu. Son dördüncü adım için bakıyorum. 4 kere 4 16. 1 daha 17. Bu da uydu. Cevabımız B. Diğer şıkları deneyelim. Buraya 1 yazarsam 3 kere 1 3. 2 daha 5. Birinci adım için uydu. Ancak ikinci adıma bakıyorum. 2 yazarsam 3 kere 2 6. 2 daha 8. Bakın ikinci adıma uymadı. O yüzden olmaz. D şıkkını kontrol ediyorum aynı şekilde. 1 yazarsam 2 kere 1 2. 3 daha 5. Bu uydu. Şimdi ikinci adımı kontrol ediyorum. Buraya 2 yazarsam 2 kere 2 4. 3 daha 7. Bakın bu da uymadı. En uygun cevabımız B şıkkı. 8. Yukarıdaki örüntüde terimler arasındaki artış miktarı sabittir. Buna göre bu örüntünün genel kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki sayılarımızı bulmak için en yerine 1, 2, 3, 4 sırasıyla vererek buradaki rakamları elde etmeye çalışıyoruz. A için bakıyoruz. N eşittir 1 için 1 yazarsam 1 artı 3 olur. Buradan 4. Bakın birinci terimimiz 4 değil arkadaşlar. 1 olacak. O yüzden A şıkkını eledik. B'ye bakıyoruz. N yerine 1 yazarsam 2 çarpı 1 2. Buradan 1 çıkarsam arkadaşlar 1 kalır. Birinci terim için uydu. Şimdi ikinci terim için bakıyorum. N eşittir 2 diyorum. 2 çarpı 2 eksi 1. Buradan 2 kere 2 4. 1 çıktı 3. Bakın burada 4 olması gerekirken 3 oldu. B şıkkı da olmadı arkadaşlar. Şimdi C için bakıyorum. 3 çarpı 1. Birinci terim çünkü. Eksi 2 diyorum. Sonuç 1. Birinci terim uydu. İkinci terim için bakıyorum. 3 çarpı 2 eksi 2. Buradan arkadaşlar 3 kere 2 6. 2 çıktı. 4. Bakın uydu. Üçüncü terim için bakıyorum. 7 bulmamız gerekiyor. 3 çarpı 3 eksi 2. Bakın 3 kere 3 9. 2 çıktı. 7. 3 de uydu arkadaşlar. Son olarak dördüncü terimi deneyelim. 3 çarpı 4 eksi 2 eşittir. 3 kere 4 12. 2 çıktı 10. Bu da uydu arkadaşlar. Demek ki cevabımız C şıkkı. 9. Yukarıda verilen teraziler dengededir. Buna göre bir terazinin kefelerinde aşağıdakilerden hangisindeki kütleler bulunursa terazi dengede olur. Öncelikle şuraya bakalım. Bir tane küpümüz 2 tane silindire eşitmiş. Buradaki 2 tane silindirimizden bir tanesi ne olabilir arkadaşlar? Bir küp olabilir. Burada da bakın yine bir küp var. Yani 2 tane küp de neye eşit arkadaşlar? 3 tane üçgene. Şimdi A şıkkını inceleyelim. Şuradaki 2 silindirimiz neye eşitti arkadaşlar? Bir küpe eşitti. Aynı şekilde bakın ikinci kefede de 3 tane üçgenimiz var. Yani şuraya bakın yazmıştım en başta. 2 tane küp 3 tane üçgen piramidimize eşit. Bu dengede olur arkadaşlar. Cevabımız A. 10. 6 tane özdeş üçgen, 3 tane özdeş kare, 1 tane dikdörtgen, 1 tane daire kütleleri bir eşit kollu teraziye görseldeki gibi yerleştirildiğinde terazi denge durumuna gelmiştir. Buna göre dikdörtgenin kütlesi kaç kilogramdır? Burada karelerimize 4'er kilogram demiş. Buraya 4 yazıyorum. Burada 2 tane olduğu için 8 yazıyorum. Dairemiz 2 kilogram verilmiş. Burası toplamda 8, 2 daha 10 oldu arkadaşlar. Şimdi bakın sol tarafta 3 tane üçgen. Bu üçgenle şu üçgen birbirini dengelediği için arkadaşlar bunları işleme koymuyorum. Çünkü iki tarafta da eşit olduğu için işlem yapmaya gerek yok. Burada 4 artı dikdörtgen eşittir 10. Bakın çünkü burada şu üçgenleri elemiştik. Karelerimiz 8, dairemiz 2 idi. Toplamda 10 oldu. Kaçla 4'ü toplarsak 10 olur? Tabii ki buradaki dikdörtgene de 6 kalıyor. Cevabımız D. 11. Sol kefesinde 2 tane limon ve 2 tane 250 gramlık kütle, sağ kefesinde 7 tane limon bulunan görseldeki eşit kollu terazi denge durumundadır. Bu terazideki limonların her birinin kütlesi birbirine eşit olduğuna göre bir tane limonun kütlesi kaç gramdır? Şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar.
Burada 2 tane 250 olduğu için ikisini toplarsak öncelikle 500 olur. Limonlu aramızın kütlesini x dersem artı 2x eşittir diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7x oluyor arkadaşlar. 2x bu tarafa eksi olarak geçer. 500 eşittir 7x eksi 2x. 500 eşittir 5x. İki tarafı da 5'e bölersem, 500'ü 5'e bölersem 100. Demek ki arkadaşlar limonumuzun kütlesi 100 grammış. Cevabımız C. 12. Olduğuna göre x kaçtır? Öncelikle benzer terimlerimizi toplayıp çıkaralım. 7x burada var, 2x de burada var. 7x'ten 2x çıkarsa 5x kalır. Artı 5 eşittir 25. Buradaki 5'imizi karşı tarafa eksi olarak geçirirsek 5x eşittir 25 eksi 5. 5x eşittir 20. İki tarafı 5'e bölüyorum. 5'i 5'e böldüm. Sadece x kaldı. 20'yi 5'e böldüm. 4. Cevabımız B şıkkı. 13. Olduğuna göre x kaçtır? Parantezimize dağıtıyoruz. 6 çarpı x 6x. Artı 6 çarpı 1 6 eşittir. 2 çarpı eksi 3 eksi 6. 2 çarpı artı 5x artı 10x. Şimdi yapacağımız işlem benzer terimleri aynı tarafta toplamak. Burada 10x var. Burada 6x var. X'i bu tarafa alıyorum. Ama geçerken negatif olarak geçiyor. 10 eksi 10x eksi 6x. Buradaki 6'yı da bu tarafa alıyorum. Negatif olduğu için pozitif olarak geçecek. 6 artı 6 olacak. 12 eşittir. 10x'ten 6x çıkarsa 4x kalır. İki tarafı da 4'e bölersem şu 4'lerimiz gitti. 12'yi 4'e böldüm. 3 eşittir x olur. Cevabımız B. 14. Denklemini sağlayan x kaçtır? Buradaki işlemimizi parantezin içine dağıtıyoruz. Eksi 3 ile 2x'i çarparsak eksi 6x olur. Eksi 3 ile artı 1'i çarparsak pozitif ile negatifin çarpımı eksi olduğu için eksi 3 olur. Artı x'imiz var. Eşittir 2x artı 4. Şimdi buradaki işlemimizi devam ettiriyoruz. Bakın x ile eksi 6x var. Eksi 5x eksi 3 eşittir 2x artı 4. Buradaki benzer terimleri, benzer sayıları aynı tarafta topluyoruz. Buradaki 4'ü karşıya geçiriyorum. Eksi olarak geçer, işaret değiştirerek. Eksi 4 eksi 3 eşittir 2x. Buradaki de karşıya pozitif olarak geçirdiği için artı 5x olur. Eksi 7 eşittir 7x olur. İki tarafı da 7'ye bölersem eksi 1 eşittir x olur. Cevabımız C. 15. Denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? İşlemlerimizi parantez içine dağıtıyoruz. 3 ile x'i çarptık. 3x. Eksi 6. Eksi 2 ile eksi x'in çarpımı pozitif olacağı için artı 2x. Eksi ile artının çarpımı negatif olacağı için eksi 4 diyoruz. Eşittir. 7 çarpı eksi 2x eksi 14x. 7 ile 4'ü çarptık. Artı 28. Burada 3x ve 2x'imiz var. 5x. Eksi 6 eksi 4 daha. Eksi 10. Eşittir. Eksi 14x artı 28. Benzer terimleri aynı tarafta toplayalım. 14x'i bu tarafa artı olarak geçiririz. 5x artı 14x. Eksi 10'u da karşı tarafa pozitif olarak geçiririz. 28 artı 10 olur. Buradan 14x 5x daha 19x eşittir. Burası 38 olur. İki tarafı da 19'a bölersem buradan da x'imiz 2 çıkar. Cevabımız B olur. 16. Kısa kenarının uzunluğu x artı 2 santimetre olan bir dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu kısa kenarın uzunluğunun 3 katıdır. Bu dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 96 santimetre olduğuna göre kısa kenarın uzunluğu kaç santimetredir? Dikdörtgenimizi şuraya çizelim.
Burası kısa kenarımız, burası uzun kenarımız. Kısa kenarımız x artı 2'ymiş. Uzun kenarımız da bunun 3 katıymış. Yani 3 çarpı x artı 2 diyoruz. Dikdörtgenimizin çevresi 96 santimetreymiş. Dikdörtgenin karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için bu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Ve bunların hepsinin toplamı çevresi olduğuna göre 96 santimetreymiş. Yani şu şekilde yapıyoruz. 96 eşittir. İşlemimizi de paranteze dağıtalım ki daha kolay olsun. Bakın x artı 2 artı x artı 2. Devam ettiriyoruz. 3x artı 6 artı 3x artı 6. 1, 2, 3 daha 5, 3 daha 8. 8x, 2, 4, 6 daha 10, 16 eşitmiş 96'ya. 16'yı karşı tarafa eksi olarak geçiriyorum. 96 eksi 16 eşittir 8x. Buradan 80 eşittir 8x'ten x eşittir 10 çıkar. Burada arkadaşlar bulduğumuz 10 uzunluğu değil. Burada dikkat edersek kısa kenarımızın uzunluğunu soruyor. O da x artı 2'ye eşitti. Yani 10'a 2 ekleyeceğiz. 12 olacak. Cevabımız C. 17. Bir sınıftaki öğrencilerin sayısının 4 eksiğinin 3 katı 72'dir. Bu sınıfta kız ve erkek öğrencilerin sayısı eşit olduğuna göre kız öğrenci sayısı kaçtır? Öncelikle sınıfımızdaki öğrenci sayısına x diyelim. 4 eksiğinin 3 katı 72'ymiş. Eksi 4 diyorum. 4 eksi olduğu için. Bunun 3 katı 72'ye eşittir. İşlemimizi devam ettiriyoruz. 3x eksi 12 eşittir 72. Buradaki eksi 12 karşı tarafa artı 12 olarak geçer. 3x eşittir 84. Buradan 84'ü ve 3x'i 3'e bölersek x eşittir 28 çıkar. Bu x neydi arkadaşlar? Sınıftaki öğrencilerin sayısıydı. Kız ve erkek öğrencilerin sayısı eşit olduğuna göre bunun yarısı kız yarısı erkek olacak. 28'i ben 2'ye bölersem 14 olur. Cevabımız B. 18. Görseldeki kırmızı, mavi ve sarı renkli iplerin uzunlukları birbirine eşittir. Bu ipler şekildeki gibi kesilerek kırmızı ip 3, mavi ip 4, sarı ip 5 parçaya bölünmüştür. Mavi ipin eş parçalarından birinin uzunluğu, sarı ipin eş parçalarından birinin uzunluğundan 6 cm fazladır. Buna göre kırmızı ipin eş parçalarından birinin uzunluğu kaç cm'dir? Burada arkadaşlar mavinin uzunluğu sarıdan fazlaymış. Ne kadar? 6 cm fazla. Yani ben sarının bir parçasına x dersem mavinin bir parçası x artı 6 olur. Bunların hepsinin uzunlukları birbirine eşitti. Kaç parçamız vardı? Bakın 1, 2, 3, 4 parça. Yani 4 çarpı x artı 6 eşittir arkadaşlar. Buradaki toplam uzunluğa. Bakın burada her bir parçası x'ti. Burada x olacak. Burada x olacak. Bu da x. Bu da x. Kaç x arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. Eşit olduğuna göre bu şekilde denklemimizi yazıyoruz. Paranteze dağıtıyoruz. 4x artı 24 eşittir 5x. X karşı tarafa eksi olarak geçecek. 24 eşittir 5x eksi 4x. Buradan 24 eşittir x olacak. Bakın her bir parçamız arkadaşlar 24 santimetreymiş burada. Şimdi toplam uzunluğu buluyoruz. 24 çarpı 5 diyoruz. Buradan 120 çıkar arkadaşlar. Yani hepsinin uzunluğu 120 santimetreymiş. Burasını 3 parçaya böldüğümüze göre 40 santim, 40 santim ve 40 santim olacak. Burada ne diyor? Kırmızı ipin eş parçalarından birinin uzunluğu. 3 parça olduğuna göre bakın 40 oluyor. Yani 120'yi 3'e bölüyorum. 40. Cevabımız C. 19. Bir öğretmen öğrencilerine yaptıracağı bir etkinlik için okul bahçesinin zeminine şekildeki 4 çizgiyi çizmiştir. Bu öğretmen zemine çizdiği bu çizgilerle belirlediği sıralara birinci sıradan başlayarak her sırada bir önceki sırada bulunan öğrenci sayısından 4 fazla öğrenci olacak şekilde sınıftaki tüm öğrencileri sıralamıştır. Bu sınıftaki öğrenci sayısı 40 olduğuna göre birinci sıradaki öğrenci sayısı kaçtır? Birinci sıradakine x diyelim. İkinci sırada kaç olacak arkadaşlar? 4 fazla olacağı için
x artı 4 olacak. Sonrasında bunu yine 4 fazlası olacağı için x artı 8 olacak. Sonrasında yine 4 ekleyeceğiz. X artı 12 olacak. Bu 4 sıranın toplamı arkadaşlar kaçmış? 40. Çünkü sınıfımızda 40 öğrenci var. Topluyoruz buradaki sayıları. Yani 4 tane x'imiz var. Bakın 1, 2, 3, 4. 4x. Burayı toplarsak 8, 12 daha 20. Burada da 4 var. 24 eşittir 40 diyoruz. Buradaki 24'ümüz karşıya eksi olarak geçerse 4x eşittir. 40'dan 24'ü çıkartırsak 16 kalır. Çünkü bakın 24 karşıya eksi olarak geçiyor arkadaşlar. X eşittir. Buradan iki tarafı da 4'e bölüyoruz. Geriye 4 kalır. Demek ki birinci sırada 4 öğrenci varmış. Cevabımız C. Soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki ünitede tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.